Yıldırıyor. İslamcı delikanlılar ne zaman nargileyi bırakır? Büyükelçi Behic Erkin, Türk Tarih Kurumu'nun bastığı hatıratında anne ve babası ayrılınca kendisinin yanına alan halasının eşi Hidayet Paşa ile birlikte çocukluğunun geçtiği 19. yüzyılın sonlarındaki Bağdat'ta bir Ramazan anısını anlatır. Bu Ramazan gecesi İngiliz konsolosu eniştemi ziyarete geldi. Teravih namazı kılınıyordu. Konsolos namazın sonuna kadar ayakta durdu ve namazdan sonra İnna Atayna suresini okudu ve tefsir etti. Bu konsolos gayet güzel Arapça bilirdi. İngilizlerin 30 yıl kadar sonra Sykes-Picot'yu yapıp nasıl sonra Bağdat ve çevresinde hükümranlık kurduğunu Erol Taş kahkahaları atan emperyalistler hakkındaki analizlerden boş gösteren oryantalizm işte tespitlerinden daha iyi anlatıyor bu hatıra. Neyse ki doğudaki entelektüellerin başlarına gelen bütün felaketleri batıdan bilip her şeyi oryantalizmle açıklamaları daha az müşteri çekiyor ve pseudo entelektüelliğe yani yarım imamlık gibi yoruluyor artık. Yine de Edward Said'in batının doğuyu doğululaştırırken onu incelenmesi ve keşfedilmesi gereken bir nesneye çevirmiş olması tespiti hala pek çok alanda açıklayıcı. Özellikle de Türkiye'deki entelektüel ortamı anlamaya çalışırken. Kemalizm de kendi toplumuyla self orientalist bir ilişki kurup onu nesneleştirmiş, eğitimle medenileştirmeyi denemişti. Biraz oldu, biraz olmadı. Ama bu entelektüel iktidar, Kemalist akademi, medya, sanat dünyasıyla artarak devam etti dindarlar. Kürtler çoğunluk oldukları bir ülkede hem hikayeleri anlatılan, tarif edilen, işaret edilen ola geldiler. O yüzden yıllarca dindarlar, Kürtler, Aleviler üzerine araştırmalar okuduk. Saha çalışmaları yapıldığını gördük. Mahalle baskısı var mı yok mu diye topluma bardak dahi dayandı. Laik Türklerin eğilimleri hakkında ayrıca bir araştırma yapılmaya gerek duyulmadı. Genel olarak Türkiye üzerine araştırmalar zaten onlar üzerineydi çünkü. Hala başörtülüler, Kürtler, Aleviler diye genelleştirmelerle konuşmak açıklayıcı olabiliyor. Başörtülü kadınların çoğunlukta olduğu ülkede başörtülü türbanlı kadın her zaman ayırt edici bir sıfat olarak kullanılıyor. O yüzden pek çok yasağı açtığımız 2015 yılında meclise giren başörtülü vekillerden bahsedip başı açık vekillerden bahsetmiyoruz. Tabii ki yasakları aşmak, kanunlar yapmak esas derindeki iktidarları değiştirmeye yetmiyor. Geziden beri laiklerin, liberal, demokrat, sol bütün birikimlerini bırakıp yeniden laik aile köklerine, ata yurtlarına döndüklerini gördük. O yüzden disk ile Tüsiyat arasında bir fark kalmadı. Holding medyalarından silahlı örgüt övgüsü duyduk. Türk solu esatçılığını saklamıyor artık. Eski liberaller İslamofobisini özgürce yaşıyor. Bütün bu girişin sebebi İsmail Kılıçarslan'ın dün çok konuşulan ve üzerinde konuşulmayı da hak eden yazısı Neşeli Dindar Kızlar, Mutsuz İslamcı Delikanlılar. Yazıdaki gözlemler, tespitler kıymetli. Bunları en iyi yapacak isimlerden birinin İsmail olduğuna da şüphe yok. Muhtemelen merkez medyanın bugünkü haber toplantılarında genel yayın yönetmenleri bu tartışmanın devamını isteyecekler. Editör ve muhabirlerinden Yazının içeriği bir tarafa ama Sanki tam da dindar kızlar ve dindar erkekler Diye büyük genellemelerle Birbirine benzemeyen Her birine ve şahsına münhasır Binlerce insan hakkında hükümler vermeye Başlayınca aynı şeyi yapıyoruz yine Yine Müslümanlar Deney fareleri gibi üzerinde sosyolojik Analizler yapılan anlaşılmaya Çalışılan yerli kabileye dönüyor Gözleyen değişse de yine Gözetlenen aynı kalıyor Müslümanlar yine bu toplumda yaşayan bir kült gibi analizlerle açıklanmaya çalışılıyor. Bir toplumda trendleri takip etmek, sosyal analizler yapmak tabii ki sosyologların, sosyolog gözleri olan gazetecilerin işi. Yazması ve okuması da faydalı ve çok zevkli bunun. Ama tam da İsmail Kılıçarslan'ın geçen hafta yazdığı bence daha mühim yazısında cevabını aradığı "Maçı nerede kaybediyoruz?" sorusunun cevabı burada. Neden mesela neşeli kemalist kızlar, mutsuz solcu delikanlılar üzerine yazmıyor kimse? Neşeli ateist kızlar, mutsuz agnostik erkekler üzerine ya da. Türkiye'de dindarlar çoğunlukta ama siyaset dışında ne medyada ne kültür alanında ne de akademide bu çoğunluk görünmüyor. Büyük bir tarihsel mağduriyet ve geriden başlama hikayesi bu tabii. Ama eğer bu hikayenin değişmesi adil, eşit bir ilişki ise talep edilen o zaman dindarların en başta kendilerini oryantalize etmekten, laboratuvar şartlarında inceletmekten vazgeçmeleri gerekir. Bu öz eleştiri muhasebe yapmamak demek değil ama muhasebeyle laik zevklere hitap eden, epeyce de müşterisi olan içerik üretmek arasında dikkat edilmesi gereken farklar var. Türkiye'deki dindarlar, muhafazakarlar ne oldu bize, neden bu kadar dejenere olduk diye üzerinde analiz yapılacak kadar homojen, marjinal bir kitle değil. Birbirinden bağımsız türlü dindarlıklar, hayat tarzları, gruplar, cemaatler, tarikatlar, ekonomik sınıflar var. Bunların hepsi bir araya geldiğinde toplumun büyük bir yekunu ortaya çıkıyor zaten. Bu büyük kitle bir iktidar odağını ele geçirmekle, binalar zinalar çok arttı diye söylenen emekli hacı amcanın söylenmeleriyle ıslah edilecek küçük bir cemaat değil artık. Bu çeşitliliğin kendisi bir zenginlik, bir güç ve bu çeşitlilik içinde ikna, ikaz kendi doğasında hep sürecek. Değişim kendi şartlarında devam edecek. Artık dindarlar TÜSİAD Doğan Grubu Koç Holding'in birleşip ayaklarını kaydıracağı kurbanlar değil. 13 yıldır Türkiye'yi yöneten devletin pek çok kurumunda kendi kültürünü oluşturmuş en büyük kazığı da laiklerden değil başka bir dindar gruptan yemiş en ciddi güç odağı. O yüzden ne CHP ile koalisyon kurunca erir ne MHP ile HDP ile yan yana gelince teslim olup tükenip biter. Ya da egemen güçler üst akıllar tarafından ipi çekilebilir. Bu aşırı desise ve evhamın zayıflattığı güçsüz gösterdiği ise muhakkak. O yüzden Türkiye'deki dindarların bu büyük sosyal politik güçlerinin farkına varıp enerjilerini bilginin nesnesi değil üreticisi olmaya, gettolarından çıkmaya, büyük topluma, konuşmaya harcaması kurban psikolojisinden kurtulması şart. Türkiye'deki muhafazakar medyada bir 50 yılda laik medyaya merkez medya deyip kendi haline bakmadan onlara neden tarafsız değilsiniz diye atar yapmak istemiyorsa bu maçı alacak goller atılmasına iyi paslar üretmeli. O zaman dindar kızlar da neşeli olur, İslamcı delikanlılar da nargileyi bırakır belki. Yıldır ayoğur Türkiye